Senin dersler ne zaman başlıyor Aslı? Bugün yok galiba. Yarın gideceğim dayıcığım. Seçmeli dersler için. Aa Yaşar, aklımdayken söyleyeyim. Biz birazdan Tarık Beylere uğrayacağız. Ya akşam da Mümtaz Beylerin davetinden çağırdılar. Oraya gideceğim yardım için. Ya biri gelirse kapıyı sen açarsın. Tarık hocalara mı gideceksiniz? Evet kızım. Sana yaptığı iyilik için en azından bir teşekkür edelim dedik. Sabah kek de yapmıştık, onu da götüreceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz Hediye. Çok selam söyleyin. Ya ben de gelsem olur mu? Hem işim de yok. Olur tabii bir tanem, çok iyi düşündüm. Kızım, ayağın nasıl oldu? Ay, hala biraz ağrıyor babacığım ama idare ediyorum. Takım elbise? Güzel bir, beğendin mi? Ona göre sipariş edeceğim. Gerek yok Sibel. Benim takım elbisem var. Bilerek mi yapıyorsun? Nasıl? Ya delirtme insanı. Düzgünce bir şey soruyorum, alay eder gibi cevap veriyorsun. Akşam davette giy diye takım bakıyorum sana. Ya yarım saattir uğraşıyorum burada. İyi de hiç geriye yokken takım elbise almak istemiyorum Sibel. Gardıropta bir sürü var. Kimini 2-3 kere giydim en fazla. Yazık. Günah. Siz işlerinizi halledin Sibel. Tamam mı? Ben böyle iyiyim. İşinizi bitirince de buluşuruz gideriz. Peki öyle olsun. Ama yok. Yok. Ben bugünü bana zehir etmene izin vermeyeceğim. Edemeyeceksin. Ettirmem. Berciş. Alışveriş. Görüşürüz babacığım. Hadi kızım. Ay anne. Benim bu akşam çok güzel olmam lazım. O kadar güzel olmalıyım ki Ozan benden çok etkilenmeli ve gitmekten vazgeçmeli. Olacaksın zaten. Prensesler gibi olacaksın. Hadi çıkalım da sana şöyle yeni bir şeyler alalım. O Ozan'la Jülde var ya, senden gözlerini alamayacaklar. Ay benim papatyam. Ne? Tarık! Tarık, biz çıkıyoruz tamam. Arabanın bagajında valizler var, almayı unutma, duydun mu? Görüşürüz babacığım, çok öpüyorum. Dedim ben sana ama evden çıkarken. Sen iyi görünmüyorsun, evde kal dedim. Abla yok, abartma, birazcık başım döndü. Tansiyonum düştü herhalde, bir şey olmaz. Ah anneciğim ya. Ya. Hadi siz eve gidin. Ya sen de güzelce yat dinlen. Tarık Hoca'ya da sonra gideriz. Yok kızım, o kadar uğraştık. Bence siz gidin. Ben biraz oturayım, iyi olursam eve dönerim. He? Ay hayatta olmaz. Ben seni burada tek başına bırakmam. Ayılırsın, bayılırsın, bir şey olur. Yavrum, Aslım sen git. Keki kapıdan ver. Tarık hocalara da de ki biz annemlerle gelecektik ama nasip olmadı de. Hediye biz sonra uğrarız, tamam mı? Kız, yediğim bir şey mi dokundu acaba? Ben sana ne olduğunu biliyorum da dur sen dur. Aslım, hadi yavrum sen git keki ver. Tarık hocalara da bizden selam söyle. Akşam ben onu davette göreceğim zaten. Annen de kendini iyi hissederse o da gelir, orada görüşürüz. Tamam. Ben hemen verip geliyorum, tamam mı anneciğim? Gel buraya, gel. Gel. Sen bu Cengiz'in korkusuna böyle kötü oldun, ben biliyorum. Sıktın, sıktın kendini. Ondan sonra da bayıldın işte. Yok.
Yok abla ya, Cengiz'le ilgisi yok. Dedim ya, yediğim bir şey dokundu herhalde. Ay hediye bırak Allah aşkına. Ben bilmiyorum. Cengiz yüzünden oldu. Bak hediye böyle olmaz. Bak her şey olacağına varır. Ondan sonra sen kendine ettiğinle kalırsın. Rahat bırak Allah aşkına kendini kızım. Doğru diyorsun da. İşte öyle he deyince de olmuyor. Ne yapayım? Gel yürü. Faruk hocam. Hocam. Hocam iyi misiniz? Eve. Eve gidelim. Tamam. Hocam. İyi misiniz? Gelin şöyle. Bir, iki, üç, tamam, tamam. İyi misiniz şimdi? İyiyim, iyiyim. Oh, iyiyim. O ne? Tarçınlı. Annem gönderdi teşekkür etmek için. Bu arada ben galiba kızınızın resmini mahvettim. Kızınız değil mi? Evet Berçin. Ama üzülme. O bundan günde birkaç yüz tane çekiyor. Yenisini koyarız. Hocam. İyi misiniz? Hadi kalkın daha rahat bir şekilde oturun. Arkamıza yastık koyalım. İyi misiniz şimdi? İyiyim. İyiyim. Bana niye teşekkür etmek istediniz ki? Kayıtta yardım ettiğiniz için. Ya siz Mümtaz Bey ile konuşup sorunu çözmeseydiniz, biz şimdiye valizleri toplayıp İzmir'e dönmüştük. Hayatımız size borçluyum. Yanlışım var Aslım. Ben yardım etmeye çalıştım ama bir sonuca ulaşamadım. Anladığım kadarıyla Ozan annesiyle konuşmuş. Annesi Jülide de kaydın yapılmasını sağlamış. Yani senin işini halleden Ozan. Ozan mı? Evet. Mümtaz Bey ile konuşurken lafı geçti. Ozan ısrar edince kaydı yapmak zorunda kalmış. Yani çok detay bilmiyorum ama Mümtaz Bey bu durumdan pek memnun değildi. Malum. Kuralcı adam. Ozan'ın zoruyla yapınca da gücüne gitmiştir. Ama çok sevindim. Kaydın yapılmasaydı çok üzücü olurdu.